yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 637. Madde başlık gerekçe TMK 637. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 637. maddesi şu şekildedir. Miras sebebiyle İSTİHKAK davası koşulları. Madde 637 yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir. Bu davada hakim mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözer. Hakim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi veya tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır. Başlık: TMK 637. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 2. Kısım, Mirasın Geçmesi 2. Bölüm, Mirasın Geçmesinin Sonuçları 5. Ayırım, Miras Sebebiyle İSTİHKAK Davası. Madde başlığı şu şekildedir. Miras Sebebiyle İSTİHKAK Davası Koşulları. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 637. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir eski kanunun 577. maddesini karşılamaktadır. Eski metnin ikinci ve üçüncü cümleleri üçüncü fıkra haline dönüştürülmüş ve ayrıca metne yeni ikinci fıkra eklenmiştir. Yürürlükteki maddenin birinci fıkrasındaki, racih bir hakka malik olduğuna sahip olan kimse ifadesi yerine, mirasçılıktaki üstün hakkını ifadesi kullanılmıştır. Bunun yerine maddeye eklenen yeni ikinci fıkra ile davacının üstün hak sahibi olduğunu iddia etmesi hallerini de içine alacak şekilde hakimin, mirasçılık sıfatı ile ilgili uyuşmazlıkları da çözmesi esası kabul edilmiştir. Maddenin ikinci fıkrasıyla getirilen yeni hükme benzer hüküm 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 25. maddesinde de yer almaktadır. Bu yeni hüküm ile usul ekonomisi sağlanmak istenmiştir. Hakimin miras sebebiyle istihkak davası vesilesiyle mirasçılık sıfatı tartışmalı ise, öncelikle bunu da çözmesi düşünülmüştür. Son düzenleme tarihi 5 Nisan 2021-31 Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.